İnsan bir bestedir ve hayat sesten ibarettir. Angelika Akbar'la Sesler programında insana, sese ve hayata dokunmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var, yazar Ayşe Böhürler. Ama önce notalarla sizlere merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Angelika Akbar'la Sesler programında bugünkü konuğum yazar Ayşe Böhürler. Sevgili Ayşe, hoş geldin. Hoş bulduk Angelika. Çok mutlu oldum seni burada görmekten. Biz yıllardır tanışıyoruz seninle. Ama böyle uzun uzun oturup sohbet etme, doya doya sohbet etme şansımız galiba şu anda olacak. Galiba. Hiç olmazsa galiba, ben de fırsat o fırsat merak ettiklerimi sormak istiyorum bu programda. Öncelikle çocukluğunla ilgili sen Ürgüp'te doğdun. Evet, Ürgüp değil aslında, Kayseri. Neresi? Kayseri mi? Aile Ürgüplü. Tabii eskiden bu nüfus cüzdanları meselesi vardı. Evet. O yüzden aile Ürgüplü olunca doğum yeri de Ürgüp yazılmış. Ve oralarda geçti zaten ilk çocukluğum. 8 yaşına kadar. Neler hatırlıyorsun o zamandan? Şimdi tabii ailenin en küçük kızıydım ben. Evet. Bir de 3 erkekten sonra geç gelmiş bir kız bebek olarak. Biraz ne diyelim, korunaklı büyütüldüm. Evet, fazlaca tabii. Korunaklı. Kitapların arasında büyütüldüm. Çünkü abilerin hepsi üniversiteye işte gidiyordu, liseye gidiyordu. Ve böyle bir evin içi kitaplarla dolu, ne fikirlerin güzel tartışıldığı bir evdi. Tiyatrolar oynandı falan böyle. İşte Shakespeare'ler, onlar bunlar falan konuşulduğu bir evdi. Yani benim çocukluğumda onların hep kulağımda sesleri var tabii. Böyle çok dışarı çıkmazdım yani, öyle sokak falan değil, ama daha onların dünyasına adapte olan ve küçük yaşta kitaplarla onlara adapte olan bir çocukluğum oldu. Daha sonra tabii
abiler artık üniversitede İstanbul Hukuk falan olunca aile onlar sebebiyle İstanbul'a göç etti. Ortaokulda İlkokulu burada bitirdim. İlkokulu Erenköy'de bitirdim. Sonra Erenköy Kız Sesi'nde devam ettim. Sonra İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okudum. Ondan sonra da hayat böyle bir yerlere attı bizi. Ben izliyorum yıllardan beri seni. Çok yönlü, çok geniş bir ilgi alanın var ve mesleğinde de o alanları çok güzel yansıtıyorsun. Ve düşünüyorum ki çocukluğunda, gençliğinde bunun mutlaka çok geniş, sağlam bir altyapı ile oluştu. Nasıl bir, neler seni besliyordu? Şimdi biraz aslında Türkiye'nin konjonktürünün de etkisi var. 1980 öncesiydi. Türkiye'de sağ sol, tabii sen o dönem Rusya'daydın. Çünkü senin gelişin daha sonralar Türkiye'yi. Sağ sol kavgalarının çok yoğun olduğu, örgüt kavgalarının çok yoğun olduğu bir dönemdi. Ve bizim lise eğitim yıllarımız hep bu tartışmaların içinden geçti. Tabii ben de üç abinin içinin tek kız olarak ailenin. Bütün o tartışma ortamının içinde büyüdüm. Yani evin içinde de o tartışmalar sürekli yapılırdı. İşte sağ, sol, gelen, giden çatışmalar, onlar, bunlar filan. Ve haberler ve gündem ve ortam yani onun üzerindeydi. Hatta üniversite tercihini yaparken bile işte en olaysız okul neresi olabilir filan diye düşünerek. Çünkü üniversitelerde de dersler boykot edilirdi. İşte 3 ay bir amfide ders yapılmazdı. Bir sol bir örgüt gelir boykot eder, bir işte sağ bir örgüt gelir boykot eder. Her gün neredeyse çatışmalarda ölenler olurdu. Şimdi öyle bir ortamda büyüyünce doğal olarak bir defa ideolojik şeyleri arka plan okuyorsunuz. Yani kapitalizm nedir, sosyalizm nedir, o nedir, bu nedir filan. Erken bütün yaşta onu tabii bunlar sizin hayatınızın doğal tartışması. Çünkü lisede de mesela işte kendi aramızda da konuşurken herkes bir şeyci olmak zorundaydı. Yani bir şey. Hani bunları bilmemek ayıp sayılırdı. Hmm. Bir de tabii bizim dönemimizin hocaları ve eğitim sisteminde iyi bir klasik dünya edebiyatı okumaları önümüzde mecburdu ve yapılırdı. Ve ailem de bunu çok desteklerdi okuma listeleriyle. Ben böyle hem sağ hem solu, yani hem sol yazarları hem sağ yazarları çok küçük yaşta okuyarak bitirdim. İşte 17 yaşımdaydım. Sartre, Simone de Beauvoir gibi aslında o dönem içinde daha farklı tezleri ortaya koyan yazarlarla tanışıp onları okumam. Müthiş. İşte şimdi Milliyet Sanat Dergisi'ne o daha lise yıllarında gidip işte oraya yazı vermeye çalışırdık falan gibi. Böyle hani biraz aslında o yetiştiğimiz ortamın etkisi var. Sonra tabii daha dini bir çevreye doğru ilerleyince üniversite sonrasında tabii bu sefer o İslami konularda daha öğrenme ve ilgi alanıma girdi. Ya ben galiba hayatı okul gibi görüyorum ve hep böyle bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bravo. Ve sonuçta böyle görmekle birçok konuyu kapsıyorsun ve onları sentez haline getirip müthiş bir iç kaynak yaratmış oluyorsun. Yani o zenginliği görüyorum sende. Teşekkür ediyorum tabii. Seninle tanıştığımızda da sen böyle bir bah ve ıtırıyı birleştiren bir konser yapıyordun. Ve böyle çok güzel, biz de televizyon olarak onu izlemeye, televizyonda çalışıyordum. İzlemeye gitmiştik ve çektik ve yani haber yaptık. Yani açıksın. Çok birçok konulara ve zıt konularına da açık olduğunu görüyorum. Tam da diyecektim, çok cesur karakterinde bir cesaret görüyorum. Çok net. Ve o işlerine de yansıyor. Acaba lise yıllarında kendini böyle gerçekten hiç kimsenin yapamayacağını, ben yaparım duygusuyla yaptıkların var mı? Çünkü bence o cesaret o zamanlara dayanıyor. Tabii mesela başımı örtmek öyle bir şeydi. Yani, kaç yaşındayken? Şimdi yani 20 yaşlarımda diyelim, 20-21 yaşlarımda, ama onun öncesinde lisede de bir dönem başımı örtmeyi denemiştim. Yani daha önce de SİDE vardı. Hı hı. Bu cesur bir karardı. Çünkü ailemin de çok onayladığı bir şey değildi. Çevremin hiç onayladığı bir şey değildi. Ve başımı örttükten sonra 2 yıl hiç kimse yoktu etrafımda. Benim gibi başörtü olan tanıdığım falan. Yani annem elbette başörtülüydü bir Anadolu kadını olarak. Hı hı. Ama genel olarak arkadaş çevrem, yakın çevrem falan. Ve tabii mesleğimi riske atan bir şeydi ve çok cesur bir, radikal bir karardı. Yani insanın hayatın hep böyle bir kırılma noktaları oluyor. Doğru. Bunlardan birisi başörtüsüdür. Birisi başörtülü olarak medyada çalışma kararıdır ki ilk medyada çalışan yani profesyonel anlamda tabii ki hani amatör şeyler vardı.
profesyonel anlamda çalışan kişilerden birisiyim. Medyada çalışma kararımdır belki. İslam ülkelerine giden o belgesel cesurca bir karardır. Çünkü evet, gerçekten zor coğrafyalardı böyle. Ama hep her an böyle bir cesurca bir şeyler oluyor hayatımızda. Parti evet, kurmak cesurca bir şeydi. Hani siyaset çok cesurca bir şeydi. Falan. Evet. Yani hep böyle bir takım kırılmalar, dönüm noktaları. Bizi beni hani bir ileriye atan, hani hayatın bir başka penceresini öğreten şeyler hep var. Ve tabii dostlarım, çok yakın dostlarım böyle birçok insan. Onlardan çok şey öğreniyorum. Yani evet, en büyük zenginliğim dostlarım diyebilirim. Dediğin gibi hayatı okul gibi görmek. Evet. Ve öyle yaşamak. Yani hayat öğretiyor bizi. Aslında evet, böyle çok da okulda öğrendiğimizden çok daha fazla. Ben bu İslam ülkelerindeki kadınları araştıran belgesel için işte 2 yıl o coğrafyalarda dolaştığımda, yani ben herhalde bir 6-7 yıl bir üniversitede okusam bunlar konusunda burada öğrendiklerimi öğrenemezdim değil diye mi düşündüm. Tabii elbette okuyoruz. Tabii görmek evet, tek evet, başına altyapı değil ve onları destekleyen şeyler de okuyoruz ama her konu, her alan, mesela işte mesleğim zaten çok öğretici. Yani bir belgesel çalışıyorsunuz veya herhangi bir alanda bir program çalışıyorsunuz. Ben böyle yemek programları yapıyorum yapımcı olarak. Mesela onları yaparken bile çok şey öğreniyoruz. Yani evet, Türkiye'nin hani zenginliklerini, hani yediğimiz günlük hayatın içinde rutin görüp geçtiğimiz şeylerin arka planını falan galiba öğrenmeyi seviyorum. Çok zevkli evet, zaten evet. Peki televizyonda, kamera arkası ya da kamera önünde ilk çalışman neydi? O ilk adım? İlk adım tabii Kanal 7 idi. Aslında hoş da bir şeydir. İlk Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bir Ramazan programıydı. İbrahim Sadri sunuyordu programı sevgili İbrahim Sadri. Böyle bir İbrahim'in konağı diye bir program yapılıyordu Kanal 7'de. Yeni kurulmuştu kanal daha evet, çok yeni. Belediye başkanlığı yeni kazanmıştı şimdi Cumhurbaşkanımız da. Onu ailesiyle işte çocuklar Sümeyye, Esra, eşi filan İbrahim Sadri konağında konuk edeceğiz. İşte yanında ben de yeni başladım Kanal 7'de program sorumlusu olarak çalışmaya. Dediler ki acaba olur musunuz filan. Öyle bir ilk çıkışım oydu ama tabii çok şeysiz, çok amatör. Yani çok televizyonun ilk yılları filan. Hani sohbeti kolaylaştırıcı çocuklarla filan. İlk ekran odur ama daha sonra tabii Kanal 7'de oldu. Ama ekranı çok sevmiyorum ben. Yani öyle aslında ben kamera arkasıcıyım, ben mutfakçıyım. Yani mutfak kısmını her işin, yani her şeyin, hayatında yaptığın her şeyin mutfak kısmını galiba daha seviyorum. Doğrudur. Evet. Murat Bardakçı ile yaptığınız bir sohbeti evet, dinledim yakın zamanda. Murat Bey, Türkçenin biraz dejenere olmasından, o ahengin kaybolmuş olduğundan dolayı böyle bir sitem ediyordu modern hayata evet, diyelim. Ve özellikle de sosyal medya ve oradaki iletişimin buna daha da fazla etki ettiğini ve o ahengi tamamen bozduğunu. Sen sohbette yine de daha hani olumlu ve umutlu duruyordun. Ben mesela sosyal medyayı, özellikle Twitter'ı, tabii Türkçe'ye sonradan kullanmaya başlayan insan olarak şöyle bir platform olarak görüyorum. Kısa bir şekilde uzun konuşacaklarımı nasıl evet, o çok kısıtlı karakter sayısına sığdırabileceğim benim için iyi bir okul oldu. Yani kısa ve öz çok da iyi ifade etmek. Sosyal teşekkür medya ederim. Sen de iyi kullanıyorsun ve sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hem sosyal medya kullanımı ve hayatımızdaki yeri, hem de Türkçenin oradaki rolünden. Şimdi şöyle bir şey, gazetecilikten televizyon yapımcılığına geçince, şimdi gazetede bir şey daha uzun anlatabiliyoruz. Elbette orada da kısaltıyoruz. Evet. Manşetler, manşet çıkartmak, spot çıkartmak. Fakat televizyona geldiğimizde, şimdi televizyonda 3 dakikalık bir şeyin süresi bir A4'ün yarısı. Yani 8-9 cümle. 8-9 cümle televizyonda okunduğunda 2-3 dakika ediyor. Evet. Şimdi böyle olunca bir haber 2-3 dakikadan daha fazla izlenmiyor veya herhangi bir konu. Siz televizyona geçtiğinizde o gazetecilikteki kısalttığınız kelimeleri daha da kısaltmayı öğreniyorsunuz. Yani evet, daha da kısa anlatmayı, ki ben kendim bu konuda hiç başarılı bulmam. Ama sosyal medya bunu da bir ileri aşamaya evet, taşıyarak, yani onu da daha da kısaltarak, şimdi o kadar karakterde bir duyguyu, bir düşünceyi anlatmak sahiden büyük bir şey istiyor, yoğunlaşma istiyor. Evet.
Yani gelişi güzeldi ve tabii bir müktesebat da istiyor. Yani bir kelime bilgisi istiyor. Hani o kadar kolay değil sosyal medyayı kurgulamak, yönetmek. Evet. O yüzden hani çok başarılı buluyorum sizin sosyal medya yönetiminizi ve tabii Türkçeyi de güzel kullanıyorsunuz. Yani çok böyle sevimli kullanıyorsunuz. Çok hoş kullanıyorsunuz. Teşekkür ederim. Türkçe dersi almadım ama her zaman vurguluyorum. O kadar aşık oldum ki bu ülkeye, bu dile ve tabii ki saygı bununla beraber geliyor. O zaman ister istemez her detaya, hani hata yaptığım zaman Twitter'da siliyorum, yeniden yazıyorum. Düzeltme olmadığı için ya da sonradan görüyorum, eyvah, o altına yazıyorum. Ama işte bu kadar titizlikle yaklaşıyorum ve seviyorum gerçekten. Oradaki iletişim farklı bir platforma taşıyor bilincimizi diye düşünüyorum. Hani sanal gerçeklik deniliyor ama sanal değil. Yani oradaki insanlar hani canlı insanlar ve iletişim gerçek iletişim. Gene de tabii sen böyle çok hisleri çok güçlü birisin. Hani zaten bir sanatçı olarak bu senin için çok şey özel bir durum. Yani ayrıca sen sanatçılar için de özel olarak bu anlamda hem maneviyat tarafın çok güçlüdür, hem duyguların, algın çok çok güçlüdür. Mesela ben şeyi de merak ederim. Ben asıl sen nasıl hissediyorsun? Mesela bizim gibi daha dünyalık insanlar için daha şeydir bu böyle. Olabilir. Hani o kadar sanal gelmiyor ama orada hiç dokunma yok. Hiç gerçekten o his mi değil mi mesela onu algılayabiliyor musun? Yani gerçekten evet. O yazdığını inanarak mı yazıyor? Evet. Yoksa böyle sahte bir takım klişeler mi var? Bazı insanlar öyle yazıyor ama ben hayat zaten şimdi ve burada bütün öğelerle birlikte. Ben ayrım görmediğim için oradaki her bir insan benim için kıymetli, değerlidir onun bakış açısı. Yalan bile yazıyorsa, bir şey orada bir şey yapmaya çalışıyorsa bile o bir hayat. Bir sokakta belki o anda o insanla karşılaşmıyoruz. Hayatımızda tek buluşabileceğimiz nokta belki şu anda Twitter. Ve o benim için hakiki bir hayat, onun bir parçası. Ve her şey hakiki ve doğru. O yüzden çok ciddiye alıyorum. Önemli bu senin bakışın. Gerçekten hissiyat o. Yani zamanında ağlıyorum ya da işte gülüyorum oradaki o dünyada bulunduğum zaman. Bana mesela çok fırsatlar veriyor. Müzikle ilgili hayatındaki nasıl diyeyim, yani müziğe bakışın, hissiyatın, neleri dinlemeye seviyorsun? Belli bir tür var mı yoksa her türden müzikleri dinlersin? Şimdi her türden dinliyorum ama böyle bir müzik insanı değilim. Bir defa itiraf edeyim. Karşında utanarak bunu böyle itiraf edeyim. Böyle ve çok da severim müzikten anlayan ve bu işi gerçekten hisseden insanları. Fakat bu televizyonda yaptığımız Türk Kahvesi programında çok kıymetli müzisyenleri konuk da ediyoruz. Çünkü müziğin bir araştırma, bir akademik derinleşme tarafı var. Tabii. Yani sadece duyduğumuz o an kulağımıza hoş gelen bir şey değil müzik aslında. Çağlar boyunca insanların o duygu aktarımını zincir olarak birbirine taşıyan, kesinlikle, böyle bir medeniyetleri taşıyan, dünyayı taşıyan, ruhu taşıyan bir şey var. Yani onu diyorum, şimdi bir Eskimo müziğini dinlediğimizde hani o ruhu hissedemiyorsak demek o medeniyete dair bir şey bizde yok, yani bir işaret, evet, yok ki buluşmuyor, evet, o zincir gelmiyor filan. O yüzden müziği çok önemsiyorum ama ben galiba biraz daha belki yetişme dönemimize itibariyle Batı müziğiyle biraz daha haşır neşir büyüdüm, daha sevdim ama Türk müziğinin de yine mesela bizim lise yıllarımızda filan Atatürk Kültür Merkezi'nde Nevzat Tatlı'nın konserleri olurdu. Böyle işte 3-4 kez gittiğimiz, evet, filan olmuştur hani aile çevrelerinde. Oradan klasik Türk müziğine de bir aşinalığım var. Yani seviyorum işte, hı-hı, bir dede, bir ıtri, dede efendi, bir ıtri filan ama böyle hani ne nedir deseniz öyle çok da derin bir bilgim yok. Şimdi biraz daha türkü dinliyorum. Hı-hı. Biraz daha türkü dinlemeyi seviyorum. Galiba biraz daha ne diyelim, mesela dünya müziklerini seviyorum. Evet, işte Iğdır Cezayirli bir şarkıcı, hı-hı, mesela onu çok severek dinliyorum. Veya İranlı şarkıcıların seslerini çok beğenerek, çok severek, evet, dinliyorum. Sizi dinliyorum. Teşekkür sizi ediyorum. Dinliyorum. Ama böyle hani ne diyelim, bir musiki şinas denemez bana. Yani itiraf etmeliyim ki. Çok önemli konularda belgesellerin var, çok sayıda.
Ana fikir nedir? Yani şöyle bir kapsayıcı bir cümle ne anlatmaya çalışıyor? Şey diyebilirim, aslında dünyada gördüğümüzün arkasında başka şeyler var. Evet. Yani tüm anlatmaya çalıştığım şey o başka şeyler neler? Yani kimse tek tip değil, hayatlar tek tip değil, düşünceler, fikirler tek tip, birbirinin aynısı değil. Herkes de bir başka tat, bir başka koku, doku, his, yaşantı, bir başka tecrübe var. Ben galiba o görünenin arkasındaki o tecrübeleri, o farklı fikirleri, farklılıkları aktarmayı seviyorum. Çok önemli bir şey, evet. Çok teşekkürler bunu yaptığın için. Ben teşekkür ederim. Önemli bir görev bu. Yani böyle de değil miyiz? Yani sonuçta bir gördüğümüz var. Gördüğümüz çok tabii. Yüzey. Yani bazen maske. Yani ve hiçbir şey göründüğü, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Evet. Bazen kat kat birçok maske ve de üstelik. Ama bir de arkada hayatlar var. Yani haber izliyoruz, bir şey okuyoruz. Onların arkasında bambaşka duygular, hayatlar, kültürler, medeniyetler var. O görünenin arkasını ortaya koymak herhalde amacım o diyebilirim. Sevgili Ayşe, senin moderatörlüğünde ihmal edilebilir nasihatler programın... Benden daha güzel söyledin Ayşe. Evet, seni tebrik ediyorum. Programın ismini bir anonsta doğru söyledim, herhalde sayılıdır. Ay, çok seni mutlu tebrik oldum. Ediyorum. Teşekkür ederim. Biraz anlatabilir misin? Ve ismi benim dikkatimi çekti. Kimin fikri ve yine ana fikir nedir? Şimdi Alev Alatlı'nın tabii evet. isim fikri. İsim ararken ben aslında tezat ve bunun gibi, hani çünkü zıtlıkları da konuşuyoruz fazla. Daha farklı, daha tek kelimelik isimler önermiştim. Alev Hoca böyle bir isim koysak nasıl olur dedi. Tabii telaffuzu zor, kendime bir zor. Fakat isim çekici ve hoş ve aslında konuştuğumuz konular itibariyle... Hani çok birebir hayatımıza dokunmasa da bir dokunma, bir zincirin halkası konuları konuşuyoruz aslında. Doğru. Yine. Dünyayı konuşuyoruz, arka plan konuşuyoruz. İlk şeyden girdik, bugünkü durumdan. Yani bugün dünya nerede? Modernizm, postmodernizm, ne yapıyoruz? İşte popülist akımların olduğu bir dünya. Oradan girdik, sonra bu popülist akımların ve bu dünyanın bugün geldiği yerin arka planında ne vara? Giderek evet. Hristiyanlık, Amerika, Rusya, Çin, Rusya'yı da konuştuk geçen bölümde. Modernizm, batılılaşma, tabii bu arada programda çok önemli tez olacak başlıklar da ortaya koyuyor Alev Alatlı. Süleyman Seyfi Öğün hocam da siyaset bilimci olarak katılıyor. Mesela işte bunlardan birisi bugün kitlelerin afyonu teknolojidir dedi son programlardaki. Bence çok önemli bir tez konusu. İşte Türkiye batılılaşmamıştır. Batıcı olmuştur ama batılılaşmamıştır yine gibi. Aslında önemli tefekkür etmeye aslında senin de çok sevdiğin şey tefekkür etmek biliyorum. Dünyayı tefekkür etmeye, düşünmeye, tartışmaya iten bir program. Bir de tarihi sorguluyoruz. Yani Batı'nın yazdığı, Batılılar tarafından yazılan tarih gerçekten hakikat mi? O tarihin arkasında ne var? Ve hangi olaylar öne, hangileri geriye atılıyor? Biz böyle geriye atılan, tarih yazımında geriye atılan olayları biraz daha öne çıkartarak bir başka bir tarih bakışı koyuyoruz ortaya. Esasında ihmal edilmiş olan şeyleri masaya yatırıyorsunuz. Tam da öyle aslında. Ama didaktik değil. Değil. Biz konuşuyoruz, isterseniz faydalanın gibi bir duruşu var galiba. Aslında öyle. Yani isterseniz dinleyin. Hoca da Alev Alatlı da onu. Yani isterseniz dinleyin. Dinlerseniz size başka bir düşünce, bakış ortaya koyabilir. Süleyman Seyfi Öğün çok güzel tanımladı. Zihin detoksu yapıyoruz dedi. Yani aslında bilinen kavramları bir de buradan bakın. Bir de böyle düşünün. İşte kapitalizme böyle bakın, ekonomiye böyle bakın, dine böyle bakın. Yani her şeye bir de böyle bakın diyoruz. O yüzden ister dinleyin, ister dinlemeyin programı aslında. Böyle bakın denildiği zaman da ille böyle bakın da değil. Bu bir bakış açısı. İster dinler bir yerini... Evet, bir not alırsın bilincin farklı katmanlarına, istemesen dalmazsın hayata. Çok güzeldi, tebrik ediyorum, gerçekten böyle önemli niş bir iş yani böyle bir böyle popüler bir program değil filan, böyle çok niş kendi alanında ve meraklısına özel bir şey. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu güzel ederim. Kısa ama güzel doyurucu bir sohbet için. Şimdi bu noktada ben piyanoya geçeceğim. Ve seninle yaptığımız sohbetin sonucunda içimde doğan
duyguları, düşünceleri nota vasıtasıyla, ses vasıtasıyla doğaçlama olarak aktaracağım. Bakalım, bakalım neler çıkacak. Evet, ben de merak ediyorum. Bakalım neden esinleneceksin? Ben de merak ediyorum doğrusu. Nasıl güzel, ediyorum. Çok güzel bir hediye. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yani ediyorum. Yani hiç bir bu kadar yakından bir eserin çalışılışını ve anlık doğaçlama anlık olarak tanık olmamıştım. Galiba biraz böyle karışık.
biraz çapraşık. Duygu olarak öyle müziği algılamıyorum o anda ama evet, duygular olarak böyle bir iniş çıkışlar vardı. Böyle bir sakin adacıklar vardı ve birdenbire hani bayrağı ele alıp sanki böyle bir yönelmeler vardı. Böyle ben de öyle bir biraz çapraşık, bazen sakin dediğiniz değil gibi sükuneti olan bir his şey. Öyle geldi demek ki. Muhteşem. Çok çok mutlu çok oldum. Çok teşekkür böyle ediyorum. Böyle bir esere ilham olmaktan diyelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Programa da katıldığın için tekrar çok çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Çok güzeldi seninle olmak. Sağ olasın. Angelika Akbarlı Sesler programı haftaya devam edecek. Müzikle kalın, sevgiyle kalın.